Allah kelamı Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek makamların en güzeli olan hafızlık makamına ulaştılar. Gaziantep İl Müftülüğü'ne bağlı Kur'an kurslarında hafızlık eğitimlerini tamamlayan 200 öğrenci için hafızlık icazet merasimi düzenlendi. Bu merasime katılan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Profesör Doktor İbrahim Hilmi Karslı hafızlığın önemine dikkat çekti. Hafızlık aynı zamanda manevi, ahlaki bir olgunlaşma sürecidir dedi. Afaka güneş gibi nurlar saçacaksın. Yıllarını verdiler, sabrettiler, çok çalıştılar ve hayat rehberi Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız oldular. Görüntüler Gaziantep'ten. İl Müftülüğü'ne bağlı Kur'an kurslarında hafızlığını tamamlayan 200 öğrenci için icazet merasimi düzenlendi. Şahin Bey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen merasimde hafızlar tekbirler eşliğinde salona geldi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. İcazet merasimine katılan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Profesör Doktor İbrahim Hilmi Karslı hafızlığın önemine dikkat çekti. Tahsil hayatımızda birçok diplomalar aldık. Akademik çalışmalar yaptık. Belgeler, diplomalar aldık. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Bu benim samimi duygum. Aldığım en önemli diploma hafızlık diploması, hafızlık belgesi olmuştur. Çünkü hafızlık benim hayatımda sürekli beni besleyen, zihin ve gönlümü kuşatan eşsiz bir bereket kaynağı olmuştur. Başkan Yardımcısı Karslı, hafızlığın sadece Kur'an'ı ezberlemek olmadığını belirtti. Hafızlık, manevi ve ahlaki bir olgunlaşma sürecidir, dedi. Asr-ı saadette hafızlığın amacı Kur'an'ı anlamak ve yaşamaktı. Öyleyse bizim de bugün bütün amacımız bu olmalıdır. Planlarımız, sistemlerimiz, programlarımız buna göre yapılanmalıdır. Hafızlarımız sadece Kur'an'ın ezberiyle yetinmemelidirler. Şunu demek istiyorum. Hafızlık aynı zamanda manevi, ahlaki bir olgunlaşma sürecidir. Gaziantep İl Müftüsü Doktor Hüseyin Hazırlar da salgın döneminde yılmadan hazırlıklarını tamamlayan öğrencileri tebrik etti. Hafızların salgın döneminin kahramanı olduğunu söyledi. 200 hafız bir arada, bu yavrularımızın her biri diplomalarını aldılar, hafızlıklarını ikmal ettiler, sınavlara geçerek bu huzurunuza geldiler. Bu yavrularımız salgın döneminde her birimiz köşemize çekilirken, her birimiz hanelerimizde ne olacak diye beklerken, bu salgın döneminin kahramanı oldular. Allah'ın kelamını hıfz ettiler, gönüllerine nakşettiler. Gönülden tebrik ediyorum, muvaffakiyetler diliyorum. İcazet merasimi programı Reisül Kurra Mustafa Demirkan Hoca'nın duası ve sonrasında hafızlara hediye takdimiyle son buldu.